Bratan, halledildi mi? Bratan gibi gibi. Halledilmesi lazımdı çünkü. Daha Bratan daha. Şimdi ben bakmam Bratan. İyi, ben seni bekleyeyim mi motelde? Haroşo Bratan, ben o zaman büyük ihtimalle benim araç çarpıp gelecek Bratan. Bir tamir edip geleceğim Bratan. Tamamdır, Seltova'dayım Bratan. Haroşo Bratan. Davay. Davay. Aha, şimdi giriyoruz arkadaşlar, izleyin. Bratan'la bir şey konuşmamız lazım. Bratan mı geldi? Charles galiba bu. Akın Bey. Akın Bey. Merhaba. Hemen geliyorum. Akın Bey. Beren Hanım. Gidiyor araç. Beren Hanım, nasılsınız? Sizleri çok özledim. Ben de sevgili arkadaşım. İyi misin? Ya. Aha. Ya bir dinlenmeye çekiyorum bence. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Paka. Paka. Dabrushka. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao 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 ciao. Yine bir sabah uyandım. Oo. Olabilir. Aha. Nasılsın? Ne oldu oğlum, yine kurtadan mı çıktı? Seni özledim. Ben de seni özledim, neredesin? İvan'la buluşmamız lazım. Tamam. Ulaşınca ben ayarlayacağım bir organizasyon. Gizli bir yer olsun. Köprü altı. Yeni telefon lazım. Parayı ben veririm. Yani siz de Hakan Beyciğim, şu telefonların parasını dağıtın. Evet, bir 9000 dolar verirseniz ben alayım telefonu. Üzerin de yok mu? Var ama var. Hallet. Tamam, hoştu. Hadi. Buyurun Hakan Bey. Sanırım aracımı çalmışlar. Çalmamışlardır efendim. Bir problem vardır. O yüzdendir herhalde. İşte bilmiyorum ne yapacağım. Şu anda bekle. Ayrıca bir tık uzun sürebilir. Sen neler yapacağını bilirsin. Tamam, yani o yüzden biraz uzun sürebilir. O yüzden aradım. Anladım. Ben sevgili arkadaşımla beraber o zaman köprüye geçiyorum. Orada toplantımızı geçeriz. Tabii. Hadi bakalım. Öpüyorum seni. Bay bay. Bay bay. Bratan'ı arayacağız, evet. Slash me. Slime'ine telefonu alır. Son aramaları. Siler. Son 3 aramayı. Son 3 aramayı. Tamamdır. Neredesin Bratan? Bratan birazdan bizimle arkadaşlar. Bratan'ı bekliyor biz. Maria burada mı? Maria Zagitova. Maria burada değil. Can burada mı? Can. Aha, burada. Lan, arama sonlandırıldı oldu. Niye öyle oldu? Ama telefon hala çalıyor. Alo. Merhaba Can Bey. Merhaba Akıncım, ne haber? Teşekkürler, senden ne haber, nasılsın? Ya iyi, benden de. Aracım çekilmiş sanırım da. Aracımı almış yine devlet. Anladım, herkeste öyle bir problem var büyük ihtimal. Sanırım motelin orada kalabalıktan dolayı çekmişler tüm araçları. Yine mağdur kaldık burada.
Anladım. Şu an seni. Seni mi gördüm ben? Evet, tamamdır. Evet. Bu şey değil mi Atilla? Öndeki de. Ne haber, iyi misin? Teşekkürler ya, çok geçmiş olsun. Ne yapacaksın peki? Var mı bir planın? Ya bilmiyorum, çekilmiş araçlarda mıdır aslında, bir orayı kontrol etmek istiyorum da. Buraya şimdi taksi falan lazım şimdi. Evet. Merhabalar. Sakallarınız mı çıkmış? Evet efendim, birazcık sakal bıraktım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Siz de çok şık gözüküyorsunuz. Teşekkürler. Sizin şık görüşlüğünüz. Çok sağ olun, çok naziksiniz efendim. Fakat fikrimi belirtmek gerekirse size sakal çok yakışmıyor. Anladım. Benim fikrimce. Çok doğru söylüyorsunuz. Bayağıdır kasaba taraflarındaydım. Sakalımı kesecek vakitim olmadı. Bayağı bir network sistemi geliştiriyorum. İnsanlarla tanışıyorum. O konuyla çok alakalı, iyi. O konuyla alakalı bugün bir tıraş olacağım efendim. Ne olacak peki? Bilginiz var mı? Konuşabildiniz mi gereken beyaz masa mı? Kim bakıyor artık? Konuştum ben kendi aracın plakasını. Söyledim. Yapacaklar. Ah, bak yaptılar. He. Anladım. Hayırlı olsun. Benimki de bak bırakıldı. Ha. Can Bey, işiniz var mı? Yok Akın. Seninle görüşelim. Tamam, gel. Hadi bir görüşelim o zaman. Çektik zaten. Araç da geldi. Kuzgun Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oha. Çok güzel araçmış. Teşekkür ederim. Bayağı herkes beğendi aracınızı. Yani sağ olsunlar ya, öyle. Aha, Atilla, orospu Atilla. Ben ilk alırken çok tereddütlerle aldım da memnunum baya. Ne? Sen en son biz dedik ki özel böyle rahat bir yere gidelim diye konuştuk. Ya aynen öyle, biraz sohbet etmeyelim mi Can? Olur, iyi olur. İyi olur. Hani farklı biriyle bayağıdır konuşmayı istiyordum. Arkadaşlar, ben bu arada bilginiz olsun, şimdi çok şeyler gelişebilir birazdan. Aracın rengi nasıl olmuş sence? Yakışmış mı araca? Bence çok güzel olmuş. Kim beğendi bu rengi? Ben. Siz beğendiniz, anladım. Bence çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben bayağıdır Can'ı araba takip ediyorum. Araba iyi ya. Bagajında da yer var bayağı. Genişmiş bagajı beklediğimde. Ne kadar? Kaç kilo olabiliyor aşağı yukarı? Yaklaşık bir 20 kilo falan rahat alır gibi. Oh, harika. Can'ı bayağıdır takip ediyorum. Can'ın şeyi, amaçları akına uyuyor. Çok iyi. Tek sorunumuz bilginiz şey. Olsun. Motele mi uğrasak? Burada da durabiliriz. Aynen, burada bir şey yapalım. Ben bir telefonla görüşeceğim, geleceğim. Aynı şekilde ben de bir. Tamamdır. Can Bey. Bitti mi konuşman? Evet, görüşmem bitti. Bir toplantım vardı, onu iptal ettim. Güzel. Dedim daha değerli bir adamla briefing yapacağım. O daha önemli. Sağ olasın. Burası nasıl? Olur mu yoksa gidelim mi? Güzel. Biraz ilerleyelim istiyorsan. Olur. Vay be. Şimdi tekrarlıyorum. Ben Can'ı izlemeye almış bir adamdım. Can'ın ne yapacağını biliyorum. Can'ı ekibime almak için bir toplantı gibi görüşün. Ekibimize girmesi burası için. Burası sanırım kriz döneminde kapatılan bir işletme gibi bir yer. Evet, gerçekten de yani insanların işleri bu şekilde olunca çok üzülüyorum Can Bey, değil mi? Aynen öyle. Acaba burası organizasyon için kira ücreti ne kadar ister? Burada güzel organizasyonlar yapılabilir. Ne oldu lan? Evet, bence de bakar mısın? Yani harika bir kongre bile yapılır burada. Gayet geniş bir alan. Takmayın onu. Bar kısmı falan güzel, parti verilir burada. Oğlum çok güzel yermiş. Bu arada ben gerçekten de çok beğendim burayı. Can Bey, siz biliyor muydunuz burayı? Ben burayı duymuştum da hiç gelmemiştim. Çok pardon. Atilla arıyor. Hakan Bey. Nasılsın? Alo. Anladım da bir toplantım var. Ne kadar sürecek? Sizi de çağırırım.
beklemedeyim o zaman. Tamamdır. İvan'a ulaş. Ayakkabımda kum oldu ama bu manzaraya değer be, değil mi? Değer, değer. Hadi gelin şöyle oturalım dilerseniz. Oturalım. Gel git, vurmaz umarım bize. Umarım umarım ama ya gerçekten de Can Bey, bakar mısınız? Harika bir manzara. Öyle. Evet, neler yapıyorsunuz? Ben Can Bey'i tanımak istiyorum. Halbuki Can'ı izliyorum. Tanımak istiyorsun? Evet, ben Can Bey'i tanımak istiyorum. Can Bey, açıkça söylemek gerekirse sizi ben bayağıdır takip ediyorum. Ve çok etkilendim sizin düşünceleriniz, yapmak istedikleriniz ve istekleriniz. Bu beni, samimi söylüyorum ki, çok etkiledi. Ve ben bunları sizden duymak istiyorum aslında. Beni uzun süredir takip ediyorsun. Evet. Delfin'i de takip ediyorum, seni de. Neden peki yakın? Neden takip edilen olduk biz? Benim için önemlisiniz sizler. Ben önemli insanları takip ederim ve gerçekten de başarılı insanları takip etmeyi çok severim. Çünkü onlar hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsam takipte olmak isterim. Mesela 2 gün önce galerideydiniz, değil mi? Evet. Araba bakıyordunuz. Doğrudur. Araba için yüksek bir kazanç elde etmeye çalışıyorsunuz ikiniz de. Günlerdir çalışıyorsunuz, değil mi? Aynen öyle. Hatta maden yapıyorsunuz. Doğru. Değil mi? Evet, doğru. Sence Delfin de yapıyor bunu. En yakın arkadaşınız Berke. Evet. Benim en yakın arkadaşım Berke. Evet. Siz bana bir şey demek ister misiniz Can Bey? Ben anlatayım önce kendimi. Sonra devam ederiz. Ben Bursa'da doğdum. Orada büyüdüm. Ondan sonrasında İstanbul'da üniversiteyi kazandım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bilir misin? Evet. Oradan mezunum ben. Elektrik elektronik mühendisliği. Yanlar olarak da orada bilişim ve yazılım yaptım. İkinci olarak. Bilişim ve yazılım bölümünü İngiltere'de Erasmus'ta yaptım. Orada yaklaşık 1 sene kaldım. Sonrasında mezun olmak için Türkiye'ye döndüm. İstanbul'da düz kurulu bir düzen hayatım vardı, ailem, onlar bunlar. Ama hiçbiri beni mutlu etmiyordu. Yeterli değildi, istediğim değildi. O yüzden her şeyi sildim baştan, bıraktım ailemi, söyledim, buraya geldim. Geçmişimde İngiltere'deyken olsun, şeyde olsun, hep çalışıp kendi geçimimi sağlayan bir insandım ben öğrenciyken de. O yüzden maden veya hani şey yapmak koymaz bana. Çalışırım. Balık tutmak en büyük hobilerimden biriydi İngiltere'de. Keyifle yapıyorum. O hayatım boyunca kaldıramadığım tek bir şey vardır benim. Hep öyleydi. O da zor balık. Yani ben güçlü, güçsüz, bu tanımların insanlar üzerinde belli edilerek gösterilmesini, uygulanmasını çok doğru bulmayan bir insan. Aslında sizde bir isyan gördüm. Doğru. Doğru, yani doğru söylüyorum değil mi? Bir isyan var içinizde. Evet. Fokurduyor. Başka ne diyebilirim? Başka ne sorayım? Bu deniz gibi ya. Hani arka arkaya dalgalar geliyor. Biz buraya oturduğumuzda su bizden çok uzaktaydı. Ama gitgide yaklaşıyor. Ben de öyle düşün. Toksi, karakter gelişimini biraz hızlandırmam lazım. Onu yapacağım. İngiltere'deyken bir dönem elektronik yollarla başka işler de yaptım. Ah, ne gibi bir işler? Yani bir bilgiye ulaşmak çok zor değildi benim için, öyle diyeyim. Bilgi her zaman en değerli şeydir. Bilgi her şeyi kazandırır. Sevgi, umut, bunlar güzel şeylerdir, okey. Ama bir insanın bilgisi varsa ve doğru kişi de bu bilgiyi kullanabileceğini biliyorsa,
istediği her şeyi alır. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Yani elektronikle alakan var, değil mi? Anladım, öyle anladım. Hı-hı. Evet, evet. Yani kolay, elektriksel şeyler kolay. Sadece bu ülkede biliyorsun, yabancı olduğumuz için geldiğimizden beri hani elektronik aletler hem krizden kaynaklı hem de yabancı uyruklu insanları satılmıyor. Hacker var, evet. Peki bir şey soracağım. Sence yolsuzluk dönüyor mudur şehirde? Şehirde yolsuzluk dönüyor mu? Şehri bence yolsuzluk yönetiyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Bu yeni bence açılan şirketle alakalı mı konuşuyorsunuz? Yeni açılan şirketin bence şehirdeki gruplardan beslendiğini düşünüyorum. Yani şirket onları besliyor. Zannediyor ki grupları kontrol edeceğim. Aleykümselam. O grupların hepsi bir noktada onun işine yarayacak. Çünkü insan, insan insanı etkiler. Bu şirketler, bu gruplar, bunların hepsi kendilerine bir oluşum, bir yolsuzluk içindeler. Her an. Fener baba, hoş geldin. Aracımı satarken. Adamlar aynı aracın hani piyasasını ikinci el piyasasını ele geçirmişler. Bir aracı sadece kendilerini tutuyorlar ve aracın fiyatını onlar belirliyorlar. Aslında ekonomi adı altında insanları daha fazla soyuyorlar, değil mi? Bunun farkında değiller. Bu ekonomi de değil ki. İş diyorlar. Böyle insanlar benim gözümde başlarına gelecek her şeyi hak eden insanlardır. Bakın, bilmiyorum anlatabildim mi kendimi. İnsanların haklarıyla, insanların kazançlarıyla oynamak, hani kendi çıkarları için bu kadar kolaysa bu adamlar daha başlarına gelebilecek gerçekten her şeyi hak ediyordur ya. Evet, evet, kesinlikle öyle diyorsun ama şu an büyük bir güç hakim şehirde. Bunun da farkındasın, değil mi? Evet. Gruplar da bu güce sadık kalmış durumda. Kimse isyan etmiyor. Kimse diyor demiyor ki ya böyle bir güç var da biz bu güce neden karşı çıkmayalım? Yani çünkü bir sömürgecilik mi var acaba? Ya bir işleyen çark var. Hatta birkaç tane çark var. Bu şirket var ya, şehri yeniden ayağa kaldıran. Evet. Bu şirketi saat gibi düşün, tamam mı? Hı hı. Bu şehirdeki gruplar var ya, bu aktif kalabalık güçlü kişiler. Evet. Bunlar bu saatin çarkları. O çarklar döndüğü sürece o saat çalışıyormuş gibi gözükecek. O saat de o çarkları döndürmek için gerekli her şeyi sağlamış. Şimdi o çarklar dönüyor. Ve o çarka dair olmayan herkes o çarkın içinde olmaya çalışıyor. Hiç kimse de isyan yok. Herkes kabullenmiş. Herkes belki beni de görürler. Belki ben de kolay yoldan onlar gibi olurum. Nerede? Bir de insanlar bence gücü çok seviyor. Nerede güç varsa, dediğin gibi elinden tutsam, bütün vücuduna erişsem hayatım kurtulur diye düşünüyorlar, değil mi? Aynen öyle. Ya bir yerden tutmaya çalışıyor herkes. Bir şeyler deniyor, 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 deniyor. Nereye kadar? Değil mi, nereye kadar? Evet. Ya da ne zaman biri çıkıp durdurur bunları? Ya bu şehir sıkıntı. Bence bu şehrin polisleri de yozlaşmış. Ne gördün? Yani bak şimdi beyler, hiçbir şey görmedim, geliyor. Sorunun orada. Polisin bir görev yaptığını görmedim. Sadece şehre yeni gelmiş insanlar hayat geçirmek için bu kriz esnasında çalışıp 3 kuruş 5 kuruş para kazanıyorlar. Polislerin yaptığını gördüğüm tek şey bu insanları cezalandırmak, fatura kesmek. Neymiş? Kırmızı ışıkla geçmiş. Ben bir tane polisin kırmızı ışıkla geçtiğini, yani durduğunu görmedim daha. Kesinlikle öyle. Onu ben de gördüm. Bakın hiç ceza yemedim ama arkadaşlarım yiyor ve benimle konuşuyorlar. Polisler vızır vızır şehirde dolanırken neden insanlara ceza yazarlar? Ben anlamıyorum. Şehirde bir taksici grubu var. Mafya. Gerçekten de mafya. Tanıştın mı? Hayır. Kimler? Taksiciler. Yani bilmiyorum taksiye bindim ama bir tane durak var. İnanamazsınız. Gerçekten de mafyalar insanlar. Yani ben bu kadar barbar, bu kadar lüzumsuz insan görmedim bir arada.
Bir o kadar da bu şehirde aslında suç oranı çok yüksek. Polislerin ne işe yaradığı aslında burada ortaya çıkar. Bir şehirde bir suç oranı yüksekse polisler sence ne yapıyor olabilir? Özür dilerim ama büyük ihtimal departmanda 31 çekiyor bence. Bence ona inanıyorum artık. Gerçekten de. Demek taksiciler mafya. Taksiye bindim mi kaç kez gerçi ama hiç. Ben araç almadım. Bayağıdır bu şehirdeyim ama aracım olmadı. Her zaman taksi kullanırım ve sevdiğim bir duraktır aslında. Hani her zaman tercih ettiğim bir durak. Ama adamlarda bir şey var. Görüyorum, biliyorum. Çok barbar bir kesim var. Eminim ki mafyalar. Eminim yani. Mafya. Yani çarka bak. Taksicinin bile mafya olduğu bir yer. Evet, evet. Yani... Bu kadar göz önünde olup bu kadar... Hani... Sence devlet bunu görmüyor mudur ya da polisler ya da fark edilmiyor mudur insanlar? Bir de merak ettiğim konu şu. Bütün herkes taksicilerin yanında. Bunu da gördüm biliyor musun? Yani bütün herkes demesem de şehrin çoğunluğu taksiciler... Sanki bir dava yürütüyorlar. Ve o davayı savunmak için, korumak için taksicilerle birlikte ilerliyorlar kendileri. Allah Allah. Beni biliyor musunuz? Suçsuz yere aldılar. Ve bana çeşitli işkenceler yaptılar. Ben aptala yattım. Can Bey. Gerçekten de aptala ve salağa yattım. Bunlar beni almadılar dedim. Adamları yine korudum ama... ya bir şey biliyorum da konuşuyorum Can Bey. Gerçekten de çok kötü zamanlar geçirdim. Yani ben 35 yaşındayım. 35 yaşındayım ve başıma gelenler gerçekten de korkunç. Seni almalarındaki sebep neydi? Bir suç var ortada. Birini bıçaklamış biri ama kim bilmiyorum. Bütün suçu benim üstüme atmaya çalışıyorlar. Ben burada biliyorsun vakıf kurmaya çalışan suçsuz bir vatandaşım. En azından bir vatandaşım. Suçlu suçsuz bu tartışılır. Ama ben bıçak kullanmayı bile bilmiyorum. Şimdi bu suçlamayı senin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Polise mi gitsem acaba? Bence aranızın çözümü polis veremez mi? Bu da verse bile daha çok başın belaya girer gibi. Polis okey konuyla ilgileneceğiz dedi. Taksicileri rahatsız etti. Taksiciler dediğin gibi insanlar çekti. Çok pardon. Problem yok. Sevgili dostum. Merhabalar dostum. Merhaba. İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Beni aramışsın. Evet. Bir şey soracaktım da hallettim dostum. Nedir emin misin? Eminim. Peki. Tamam. Tamamdır. Öpüyorum seni. Gelmek istersen gel. Evet tamamdır. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bunlar polisler sana istediğini veremez bence. Başını daha da belaya sokarlar. Ben canımı düşünüyorum aslında Can Bey. Gerçekten de canımı düşünüyorum. Önce olay nasıl başladı aslında şöyle anlatayım. Ben taksi bekliyordum ve bu taksi durağını aradım. Adamlar beni abartısız bir saat beklettiler. Bakın bir saat. Zaten taksi kıtlığı var şehirde. Ama yoğunluktan değil, keyiften beklettiler. Adamlar canı istediği insana gidiyorlar. Daha sonra onlar geldiğinde ben açtım ağzımı, yumdum gözümü. Kendilerine bu yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim. Ve beni kenara çekip kazmayla tehdit ettiler efendim. Boğazıma kazma dayadılar. Yapan ismi hatırlıyor musun? Efecan. Efecan diye bir ufak çocuk. Küçücük çocuktan racon yedim ben. Yani bu çocuk neyine güvenerek böyle bir şey yapıyormuş? Bilmiyorum. Anlamadım gerçekten de ama arkası kuvvetli bu adamların. Ben öyle görüyorum. Adamlar Iron Man gibi amına koyayım. Ne alaka? Bilmiyorum. Çok güçlüler. Bütün şehir diyorum ya. Adamların yanında. Ben öyle görüyorum. Öyle seziyorum. Kim meta yaptı lan? Ben meta falan yapmıyorum herkesin arkadaşlar. Herkesin bu kadar desteklediğini olmuş. Saçmalamayın. Akın zaten adamlardan dayak yiyen, ya tehlikeli olduğunu biliyor. Sen diyorsun ki çocuk yaşında bir adam bu kadar cesur. Taksi şoförü olan biri. Ha tamam. Taksisine inip müşterisini tehdit edebiliyor. Laf söyledi yani. Hı hı.
Ben bu şehirdeki adaleti de, düzeni de. Sorguluyorsun değil mi? Sorgulamayı bıraktım artık sikiyim. Hadi aman akıp. Sen biraz kendinden bahset Akın. Tabii ki de bir saniye. Kendimi sana çok güzel tanıtacağım ama önce bir birini aramam lazım. Gerçi ben öğrenmek istesem öğrenirim de. Tamamdır, bekliyorum. Efendim? Hakan Bey neredesiniz? Ben buluşma noktasındayım. Sana mesaj attım, görmedin mi? Hayır, dur bakayım. Çabuk bak. Ben aslında kendi halinde bir adamım Can Bey. Gerçekten de sabah kalkarım, güzel bir sunny side up yaparım kendime. Brunch'ımı yaparım. Daha sonrasında ormana giderim, forest'a. Güzel bir safari ile günümü geçiririm. Daha sonrasında günümü planlamak için tekrar motele gelirim. Güzel bir duşa girerim. Duştan sonra bugün neler yapacağımı planlarım akşama kadar. Daha sonra da günümü bitiririm. Aslında benim durumum bu. Bu kadar. Geliyor şimdi, bekle. Öyle mi? Siz ne zannediyorsunuz Can Bey? Ya bu kadar ütopik bir hayat yaşarken bu kadar fazla şeye dikkat etmek. Evet, dikkatli bir adamımdır. Düşünürüm, çok düşünürüm. Ukalalık olmasın. Zeki olduğumu da düşünürüm. Geliyor gelmekte olan. Seni biriyle tanıştıracağım. Kiminle? Birazdan kendisi gelecek. Tanışalım. O gelene kadar biraz daha laflayalım. Delfin'le tanışma hikaye nedir? Delfin'le biz uçakta tanıştık. İstanbul uçağından beraber geldik buraya. Şimdi izleyin arkadaşlar. Uçakta tanıştık. Yan yana oturuyorduk. 12 saat, 14 saatlik uçuş. Bütün yol boyunca beraberdik. Yani sohbet, muhabbet ettik. Tanıştık ettik. Buraya geldiğimizde de hani beraberiz geldiğimizden beri ya. Hani kimimiz kimsenin, yani kimimizin kimsenin olmadığı yerde birbirimize dost arkadaş olduk. Öyle gidiyor bakın. Aramız garip biraz. Ne arkadaş gibiyiz. Ne de sevgiliyiz ama. Bence çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizi takip ettiğimi söyledim. Bence bir şey değil mi? Uzaktan harika gözüküyorsunuz. Bu takibi taciz olarak algılamayın lütfen. Bakın yanlış anlarım. Sadece insanları tanımaya çalışıyorum. Ve insanları tanımak benim için en önemli şey. Mühendis olarak hayatım boyunca öğrendiğim bir şey söyleyeyim. Hadi gel ya. Atilla'yı bir insan aklında bir şey, projesi, bir fikri. Yayını var arkadaşlar. Bir şey gözlemek. İkonik is here. Is here. O yüzden taciz olarak algılamıyorum yaptığı şeyi. Sadece merak ediyorum. Aa, geldi. Neyi gözlemlediğini. Geliyor geliyor, izleyin. Ya da ne için gözlemlediğini. Arkadaşın ismi ne demiştin gelen? Hoş geldin kardeşim. Kardeşim. Ananı sikeyim. Nasıl yapacağız? Nasılsın, iyi misin? Uğraşıp duruyoruz işte, bildiğin gibi. Ben de uğraşıyorum, ben de. Arkadaş bu mu? Merhaba kardeşim. Can merhaba. Bey, merhaba. Seni Atilla ile tanıştırayım. Biz Atilla ile tanışmıştık. Tanışmış mıydık? Hatırlayamadım. Belki vardı, araştırdım. Sen Akın, seni dövmemiş miydin? Evet. Hayır, arada dövüyorum. Kendisinin eli birazcık ağır. Aslında buraya toplanma sebebimizi ben birazcık anlatayım. Can, dediğim gibi seni bayağıdır takip ediyoruz ve
İçindeki isyanı aslında alıp cımbızla çekmek mümkün. Ve biz de onu gördük sende. Bize insan lazım, dost, kardeş lazım, aile lazım. O da sende vardı. Benim adım Akın değil. Ben kendime Akın diyorum. Ve herkes de beni Akın zannediyor. Herkes beni gerizekalı zannediyor. Herkes beni saf zannediyor. Ve ama artık gerizekalı rolü yapmaktan sıkıldık. Ama amacımız pek tabii bu değil. Gerçek adın nasıl? Adım 23. Bana 23 diyebilirsiniz. Ben bunu istiyorum. Can, şunu da söyleyeceğim. Aslında amaçlarımız aynı. Bence güçlerimizi birleştirme zamanı geldi gibi. Neye karşı? Bu sisteme karşı. Siz kimsiniz böyle, gerçekten soruyorum. Atilla, sen konuşmak ister misin dostum? Şimdi Can, biz buraya bir amaç uğruna geldik. Ne aslında oldu? Bu vakıf falan gerçek, evet. Ama bir nevi gerçek. Amacımız insanların parasını sömürüp illegal yollarda kullanmak parayı. Ve bu uğurda bize bir hacker gerekiyordu. Ve seni araştırdık, bulduk, takip ettik. Ve aradığımız adam sendin. Şu an bize yardım edebilecek insanlardan biri sensin. Ve sana ihtiyacımız var. Oğlum nereden değiştin ha? Olay bu yani. Güzel olay. Anlıyorum ama neye karşı? Benim öfkem bireye değil, benim öfkem sisteme. Daha demin onu dedim ben de. Bu sistemi bir çökerteceğiz hep beraber. Senin öfken benim aklım, Atilla'nın da o kanlı eli mesela. Ne kadar güzel üçlü değil mi? Daha da insanlar var tabii aklımızda. Aslında bizim amacımız dost olmak. Evet, iş arkadaşıyız ama ondan daha önemli bir şey varsa o da ailedir. Aileni korumak çok önemlidir. Ne zamandır izliyorsunuz beni? Ne kadar oldu Akın? Bir ay oldu değil mi arkadaşım? Hemen hemen, hemen hemen. Kız arkadaşını, kaldığın yeri, kullandığın arabayı, sevdiğin yiyeceği, her şeyi biliyoruz. Şampanyanı bardağının yarısına kadar doldurarak seviyorsun değil mi? Doğru. İçimin birazcık sek, hemen kafaya dikmiyorsun, yavaş yavaş içiyorsun. Gözlerini delfinden alamadığını da gördüm. Bilmiyorum, olur ya da olmaz, ben sadece izleyiciyim. Arabaları çok seviyorsun, değer veriyorsun buna değil mi? Doğru, hepsi doğru. Ne dedik biz? Biz sevdiğimiz adamları takip ederiz aslında. Sana zarar vermek gibi bir amacımız yok. Verseydik, verirdik. Ama vermiyoruz ki vermeyiz de. Çünkü sen değerli bir adamsın. Bizim için altınsın, altın. Evet, düşüncelerin neler Can? Düşüncelerim neler? Gerçekten sistemi çarklardan, yani çarkları terste döndürebileceğimize inanıyor musunuz? Ki açıkça söylemek gerekirse şu ana kadar ne çevirdiniz tam olarak bilmiyorum ama bayağı iyi çevirmişsiniz. İnsanların hepsi sizi düşman zannediyor. Charles, daha bugünkü örneği 23, değil mi? Herkes evet, sizi birbirinize düşman zannediyor. Seni suçluyorlar ya da seni şey buluyorlar. Evet, şimdiye kadar da %100 düşündüğümüz şey planladığımız gibi oldu şimdiye kadar. Hiç fire vermedik. Fire vermedik, evet. İyi de gidiyoruz. Yarın öbür gün olur ya da olmaz. Bizim B planımız olmaz.
bizim D planımız olur. B ve C'ye gerek kalmadan D'ye bile geçmeyiz biz. A planını oturtturursak oturur. Eğer oturmazsa D'ye kadar yolu var. Benden istediğiniz sadece hackerlık mı? Hayır. Bizimle çalışmanı istiyoruz biz. Bize kardeş lazım. Bize kardeş lazım. Kardeş. Adam değil, kardeş. Ne olursa olsun yanında olacak, satmayacak. Evet. Bunun için gerekirse konsey bile kurarız değil mi? Konsey. Başkaları da var dedin aklında. Evet, sana bunları söylemek istiyorum. Ben biliyorum ki sen bizi seveceksin çünkü. Ben kaç aydır gizli bir plan uğruna savaşıyorum. Atilla birazcık yani yılanın ağzında. Ben de gizli kalmaya çalışıyorum. Sana güvendim. Gerçekten de güvendik. Evet, diğer adım adam Ivan değil mi? Evet, Ivan. Ama diğerlerini şu an söylememiz pek uygun olmaz. Evet, en yakın örnekten bahsettim. Ivan'a ihtiyacımız var. Atilla zaten bu konuyla özel ilgileniyor. Onun özelliği ne? Yani elini, bana benziyor. Elini kirletebiliyor. Adamın temizleme gibi bir huyu yok. Gerçekten de yok. Görmedik biz değil mi? Adam katil. Soğukkanlı. Rus sanırım. İsminden anlaşılıyor üzere. Evet, hemşerim. Sen de mi Rus'sun? Yarım Rus. Melez. Telefonu getirdin mi? Hayır. Ha, tamamdır. Bugün Los Santos Polis Departmanı'na bir merhaba diyeceğiz canım. Bu merhaba düzenle alakalı aslında. Kendilerinin bize çalışmasını sağlamamız lazım. Ki biz de para kazanalım, paramızı rahat kazanalım. Önümüzdeki engeller belli. Los Santos Polis Departmanı. Önce PDA. Evet, önce Los Santos Polis Departmanı. Sonra tek tek ekipler mi? Sonra pürüzler. Pürüzler. Burada ekipleri kastediyorsun sen. Bir evet. Tane ekibe bulaştık. Aslında bulaşma hedefimiz onlar değildi. Atin onu da bilsinler değil mi? Tek planlamadığımız olay oydu. Evet anlat, sen anlat. Taksiciler, adamlar gerçekten de mafya. Ve şehirde çok seviliyor. Adam A diyor, diğeri efendim diyor. Çok seviliyorlar. Başlarında bir adam vardı. Atilla, sen tanıyorsun. Neydi? Saruhan Kaya. Saruhan Kaya diye bir adam varmış. Ben görmedim kendisini, tanımıyorum. Adamla ilgili neler biliyorsunuz? Atilla. Adam, karısı var Mia. Yeğeni var sanırım. Efekan mıydı? Yeğenim oluyordu. Evet. Bu Altan, Şahap, hepsi birlikte çalışıyorlar. Bu taksi, yani ön yüzleri taksi bence sadece. Biz evet. Böyle düşünüyoruz. Anladım. Esnaf merkezi de illegal. Aynen öyle. Çarkları güzel dönüyor. Ben buna eminim. Adamlar iyi koparmışlar işi. Güzel çalışıyorlar. Değil mi? Çok agresifler ama çok. Evet. Şimdi Can, yaklaşık bir 2-3 hafta önce bir bıçaklanma olayı oldu. Bilmiyorum duydun mu? Yok. Duymadım. Mia Carter. Bu da demek PD'deki Tarkan Tarkanoğlu'nun kardeşi oluyor kendisi. Evet.
Biz bu Tarkan Tarkanoğlu'na bir iş yaptırabilmek için Mia'yı bıçakladık. Yani bizzat ben bıçakladım. Bunu da Berke'yi tanıyor musun? Berke Yorulmaz. Evet, en yakın arkadaşlarımdan biri. Evet, Berke'nin kıyafetleriyle yaptım. Hem sarı, Vagos'a bulaşırlar, hem de Berke'ye giderler diye. Ama bu işte polis ilgilenmedi ve taksiciler ilgilendi. Ve biz bunu hiç beklemiyorduk. Parantez açmak istiyorum. Biz Berke ile de çalışmak istiyoruz. Berke bize lazım bu arada. Berke'nin üzerine suç atmadan önce Berke'nin yeteneklerinden farkında değildik o yeteneklerden. Daha sonra ben hep onunla oldum. Sen de biliyorsun, gördün zaten. Gördün mü? Evet. Suçu Berke'yi. Onun da, hayır, suçu kesinlikle onun üstüne falan yıkmak gibi bir derdimiz yok. Onun da saflığından ve temizliğinden faydalanabiliriz diye düşündük. Çünkü hiç dikkat çekmiyor. Mantıklı. Mantıklı da. Bu mafya. Ama aslında öyle biri değil de. Bu mafya dediğiniz adamlar. Şunlardan hala sizin peşinizde mi? Atilla, bizzat sen, benim dün, peşimde. Dün biri beni takip ediyordu. Bu Burak, evet, diye bir çocuk var. Biliyor musun? Market satın aldılar hatta. Evet, Burak Karakurt. Bahsettiğim bu ikinci el pazarını yönetenler var ya şu an, aracı yok fiyata satın alanlar, onlar. Onlar. Bu adamlar beni takip et diyordu dün. Dün biz Atilla ile görüşecektik ama dediğim gibi planı iptal etmek zorunda kaldık. Hala peşindeler. Var mı planınız peki bundan kurtulmak için? Aslında var. Benim, yani bizim bir planımız var. Ben bu adamların arasında bir girdap oluşturacağım. Yavuz Selim ve Arslan diye iki tane delikanlı var. Suçu onların üstüne atmaya çalışacağım. Aralarına yeni girdiler. Pek güveneceklerini düşünmüyorum. Ben öyle bir grubun aralarına güvenmeden birini alacağımı düşünmüyorum da, nasıl düşünüyorsun, nasıl yapmayı planlıyorsun onlara suçu yıkmayı? Ben onları arada bir arıyorum bu sesimle. Kendileri, evet, kendileri bu sesimi biliyor. Ama beni tanımıyorlar. Şunu diyeceğim. İşte Arslan iyi çocuktu, bana yardım etti. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Etini ben yedim, kemiği de senin olsun diyeceğim ona. Belki bir şüpheye düşerler. Şüphe etmez ama. Üzerine devam edilmesi gerekir. Bu Berke'nin kılığında iş yapmışsın ya mesela. Evet. Peki bunların başını başka gruplarla belaya soksa? Mesela? Mesela bu olaylardan sonra, şüphelerden sonra onların kılığında da bir işlem yapılabilir. Onun için taksiye ihtiyacımız var. Taksiyi nasıl çalabiliriz? Ya benim elimde bir çalıntı taksi olsa neler yaparım ben? Bunun abi, aslında araları sarı giyinen adamlarla çok o iş kolay, sıkıntı. Bu taksi adamları birbirlerine kolay vurdurursak Şampiyonlar Ligi olur plan. Ben taksiyi İvan'la çözerim. Vagos'ta da mı kötü araları? Vagos mu diyorlar, ne diyorlarsa. İşte bu İspanyolca konuşan adamlar. Elif Emelo, hoş geldin kardeşim. Tamam. Teşekkür. Dur. Konsey var. O çocukların tarzında giyinip, yine aynı şekilde, yüzünde bir maskeyle, ufak bir bıçakla mı düşün? Vagoslardan birini, sıralardan birini yalnız yakalayın. Bu sefer ona aynısını yapsanız. Aslında ben şöyle bir şey düşündüm Atilla'cığım. Aslında sen Vagoslara gidip şey mi desen, bu Efecan'dı değil mi çocuğun adı, o delikanlı zıpır olan, yerinde duramayan Efecan. Evet. Efecan. Bıçaklamak için 40
$5,000 mı teklif etsen onlara? Belki kabul ederler. Şimdi o yolda iki ihtimal var. Birinci ihtimal kabul etmemeleri. İkinci ihtimal ise kabul etmeleri. Kabul ettikleri takdirde bu adamlar bunu yaptığında adamlar diyecek ki madem Vagoslar yapıyor, niye Berke'nin kılığında, yani niye Vagos kılığında yaptı bu işlemi diyecekler. Mia olayını ya da daha da kötüsü. Vagoslar bizden parayı alıp ya da sizden ya da kimden satabilirler bize. Aynen öyle. Şöyle güvenemeyiz bu adamlara. Eğer bir gün kapana kısılırsan Atilla, Vagoslardan parayı aldığını söylesen mesela Mia için nasıl olur? Bu sefer onlar peşimizi bıraksa da Vagoslarla derdimiz başlayacak. Doğru. Bu sefer de onlardan yardım istersin, Nasum'a yaptırsın. Dersin ki, Vagoslar bize düştü. Madem kalabalık güçlüler. Bunlar zeki mi peki? Pek zeki, yani bam gün bunlar. Bunlar zeki olduklarını düşünmüyorum. At gözlükleri var. Bir yere odaklanıyorlar sadece. O zaman al işte. Hem işin içinden sıyrılmış oluruz. Tabii biraz hırpalanırsın böyle bir durumda ama. Ve başımız belaya giremir var diyorsun. Ama elimizde hani yumrukları olmaz. Çekiç olur. Bu adamları beni, yanımıza çekmiş olursak. Beni tekrar almaları konusunda eğer alırlarsa iki planımız olacak zaten. Bunu söyleyeceğim ben sana. Olur da tekrar beni alırlarsa bir hamle yapacağız. Bunu ben sana söyleyeceğim Can. Ivan'la birlikte. Hatta sen git şurada söyle bence direkt. Sıcak sıcağına. Gideyim. Can bir gider misin?